Winchell QMS Quality Management System çözümünden bahsedeceğim. Önce çok kısa kendimden bahsedeyim. Cevahir ismim. 5. senem informatik firmasındayım. PLM danışmanı olarak çalışıyorum. Direkt kalite ve daha çok da güvenilirlik, risk ve emniyet analizleriyle ilgili olan kısımda eğitimler aldım ve o alanda aslında danışmanlık sağlıyorum. Yani PLM ile birlikte kalite tarafında da ki çözümlerde de destek sağlıyorum firmalara yaklaşık 5 yıldır. Şu anda da İspanya'da yaşıyorum ama sürekli Türkiye'ye gelip gidiyoruz eğitimler, kurulumlar, danışmanlık. Yani o İspanya'dan Türkiye'ye çalıştığımı söyleyebilirim. Winchell QMS, Winchell Quality Management System çözümleri dediğimizde şimdi birçok şeyi içeriyor. Bunlardan en Winchell platformu içerisinde çalışan bugün de en çok bahsedeceğimiz müşteri şikayetleri, onların kayıtlarının tutulması, uygunsuzluklar, denetimler, iç denetimler ve kapa, düzen döfler yani düzenleyici önleyici faaliyetler. Bunları Winchell platformu içerisinde nasıl çalışacağını göstereceğim. Aynı zamanda Winchell hani bir kalite doküman yönetim sistemi olarak Winchell'i nasıl kullanırsınız? Dokümanların kontrolü ve doküman yayın süreçleri, pipup dokümanlarınızı nasıl tutacaksınız? Bunlarla ilgili birkaç bir şey göstereceğim. Ve tasarımla kaliteyi nasıl ilişkilendiriyor PTC? Bununla ilgili de bir patenti var hatta bundan bahsedeceğim. Ve risk and reliability çözüm var. Bu da az önce bahsettiğim diğer uzmanlık alanım olan konu. Bundan bugün çok bahsedemeyeceğiz biraz ayrı bir çözüm gibi ama kaliteyle ilgili FMEA'ları vesaire bunun içerisinde yapıyoruz. Bunlardan bahsedeceğiz genel olarak. Şimdi çok fazla sunumdan gitmeyeceğim. Buraları biraz hızlı geçeceğim ama birçok standardı özellikle birçok şöyle bir geri gidersek ISO 9001 ve işte medikal tarafta ISO 13485 standartlarına uygun bir kalite çözümü. Burada süreç Creo'dan başlıyor. Creo'da tasarımı yaptıktan sonra Winchell'e gönderiyorsunuz. Winchell'e gönderdiğinizde işte Winchell'de ürün ağaçları, işte Winchell'de PLM ortamında üretimle ilgili ve tasarımla ilgili Ar-Ge ile ilgili süreçleri eskisi gibi bildiğiniz gibi tamamlıyorsunuz. Bildiğiniz gibi dememin sebebi şu. Öncelikle Winchell'in PDM modülünü kullanıyorsunuz. Şu anda da baktığımda katılımcıların yani %90'ı zaten Winchell kullanıcısı. Winchell'in PDM'ini CAD data yönetimi amacıyla, Creo ile ya da başka bir CAD programı ile kullanıyorlar. O yüzden bu işlemi zaten başta yapıyoruz. Ondan sonra üretimden sonra müşteri şikayetleri geldiğinde bunları da şu complaint kısmında Winchell içerisinde tutuyoruz. Müşteri şikayetlerini kaydedip gerekirse işte tedarikleri, denetimler bunları Winchell'de yönetebileceğiz. Burada arada oluyor bu yok şu anda. Ama yapacağım demoda bunu göstereceğim. Daha sonra gerekiyorsa bir uygunsuzluk açabiliyoruz konuyla ilgili. Ve uygunsuzluklarla ilişkili de gerekiyorsa bir döf açılabiliyor. Ya da direkt müşteri şikayetinden de döf açılabiliyor bu uygunsuzluk açılmadan. Süreç bu şekilde ilerliyor. Döften sonra düzenleyici önleyici faaliyet olarak mesela bir değişiklik talebi süreç içerisinde başlatılabiliyor. Winchell içerisinde normal değişiklik yönetimi süreci Winchell'in. Change notice'ler, değişiklik bildirimleri. Bu değişiklik bildiriminden sonra da yeni tasarım yapılıyor. Tekrar bu döngü bu şekilde devam ediyor. Buna kapalı döngü, ürün kalite yönetimi süreci diyor PTC. Kapalı döngü bir kalite yönetim süreci olarak görebilirsiniz. Şöyle geçersek. Şimdi design development tarafında Creo'da normalde belki de hiç kullanmadığınız bir kontrol karakteristik diye bir yer var. Bu annotation'ın altında geliyor. Creo'nun içerisinde mesela teknik resimde bir parametreyi critical to quality olarak CTQ da diyoruz buna. Yani kontrol edilmesi önemli olan bir tolerans mesela. O şekilde işaretlediğinizde şöyle diyeyim. O şekilde işaretlediğinizde bir sonraki sunumda göstereceğim. PTC'nin patentli bir çözümü var burada. O risk and reliability çözümüne o parametre bunun kontrol edilmesi kritiktir diye gidiyor. Ve siz bunu risk and reliability çözümünün içerisinde o parametreyi görüyorsunuz. Bununla ilgili işte FMEA'nın kontrol planında bunun kontrolüyle ilgili işte satırları doldurabiliyorsunuz. Yani kontrol planını ve FMEA'yı tasarımla bağlaştıran bir uygulama var orada.
Öncelikle bu da az önce bahsettiğim işte PTC'nin konuyla ilgili bu dizayn tarafındaki aldığı patentle ilgili bir konu. Şimdi devam edecek olursak hızlı hızlı geçelim buraları. BOM yönetimi. Şimdi BOM yönetimi kaliteyle alakalı süreçlerin içerisinde neden? Siz gene ürün ağacında ürün ağacı içerisinde Winchill partlarınızla sistemde kalite dokümanlarınızı ilişkilendireceksiniz. Yani PPAP doküman yönetimi aslında bu şekilde olacak. BOM'un altında. Mesela şurada gördüğünüz ürüne bakarsanız bunun altında bir işte main chassis modülünün altında bir tane doküman bağlı. Bir ISO dokümanı. Siz bu şekilde sadece ISO değil tüm PPAP dokümanlarını ürün ağacı altında ilişkilendirip bunları konfigürasyonlarıyla takip edebiliyor olacaksınız. Yani BOM ve konfigürasyon yönetimini o yüzden Winchill içerisinde yapabiliyor olacağız ve süreç tasarımdan başladığı için burada CAD data yönetimi de işin bir parçası. Yani biliyorsunuz neredeyse tüm ECAD ve MCAD datalarıyla MCAD programlarıyla pardon çalışabiliyor Winchill. Yani sadece Creo değil. Burada gördüğünüz işte CATIA, SolidWorks vesaire diğer mekanik CAD data programlarıyla ya da Mentor Graphics, Zucchine gibi, Altium gibi elektronik CAD data yönetim programlarıyla da çalıştırabiliyorsunuz. Yani önce CAD'den BOM'a, sonra BOM'dan da Enterprise kurumsal kalite süreçlerinizi yönettiğiniz platforma aslında geçiş yapıyorsunuz. Ve yine değişiklik yönetimi de aynı şekilde. Değişiklik yönetimi mesela bir kapanın sonunda bir değişiklik yönetim başlayacaksa onları birbiriyle ilişkilendirebildiğiniz bir sistem oluşuyor. Bir döf sonrası. Yani bunu ayrı bir yerde yapmaktan bu şekilde faydalar sağlıyor. Hem ürünle ilişkili bu döfler hem de değişiklik süreçleriyle de ilişkili. Mesela bir döften sonra bir değişiklik süreci başlayabilir sonuçta. Ya da yeni bir yayın süreci. Bunların hepsi birbiriyle ilişkili olabilecek sistemde. Konfigürasyonlar da aynı şekilde. Mesela geçen sene ürettiğiniz bir ürünün PPAP dokümanlarıyla mesela bu sene ürettiğiniz arasında birçok değişiklik oluyor. Arada bu revizyonlar oluyor. Siz ürünün geçen seneki konfigürasyonuna, baseline'lara, eski yayınlara ve onun altındaki o anki kalite dokümanlarına anında ulaşabiliyorsunuz. Yani 5 sene önce yaptığınız bir teslimatta hangi PPAP dokümanını göndermiştiniz, hangi FMA gitmişti, yani şu anda o aynı ürün ne durumda, bunları takip etmek çok kolay. Yani bunu 5 saniye içinde bulabilirsiniz. Düzgün bir konfigürasyon yönetimi hani aracını kullanıyorsunuz Winchill gibi. Bu şekilde işinize yarayacak. Yine proje yönetimi tarafında da kalite ile ilgili bazı ufak tefek şeyler var. Mesela bir APQP projesi vesaire proje yönetim tarafında hazır şablonları var. Bunları başlatabiliyorsunuz. Buna direkt değinmeyeceğiz bugünkü sunumda. Ama proje yönetimini de yani kalite süreçlerinizi ilişkilendirebilip oradan proje görevlerini, task'ları, aktiviteleri oluşturabiliyorsunuz. Winchill tarafında. Ve tüm mesela Enterprise Visualization dediğimiz herkes Creo View'le ya da Vuforia View'le PTC'nin bu View çözümleriyle CAD lisansına ihtiyaç duymadan lokasyon bağımsız olarak bu gördüğünüz ekranlardaki gibi görüntülere ulaşabiliyorlar. Ve bunları mesela üretimden, kaliteden, sadece kalite için değil bu, servisten herhangi birisi bir web arayüzünden, Winchill içerisinden hızlıca bunlara ulaşabilecek. Bunu da kaliteciler de aynı şekilde buna bu şekilde ulaşabilecek. Bunları göreceğiz. Şimdi şöyle birazcık ilerleyelim. Gereksinim yönetimiyle devam edelim. Gereksinim yönetim tarafında Winchill'in gene Winchill Requirements and Validation diye ayrı bir modülü var. Ya bu da kaliteyle ve safety, emniyet tarafıyla ilişkili olabiliyor. Aslında biraz böyle ayrı bir Creo gibi ayrı bir arayüzle çalışıyor. Öyle diyeyim. Winchill içerisinde değil. Yani ayrı bir masaüstü çözüm gibi düşünün. Bunun içerisinde gereksinimleri oluşturabiliyorsunuz ve bunlar kaliteyle ilgili gereksinimler de olabilir ve bunları da Winchill partlarla ilişkilendirebiliyorsunuz. Yani kalite süreçlerinin gereksinim yönetimiyle olan ilişkisini de bu şekilde sağlayabileceğiz. Hani uçtan uca tabi bunların hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. Ama hani uçtan uca bir çözüm sağladığı için tüm diğer modülleriyle kalite süreçlerini bu şekilde ilişkilendiriyor. Ve kapa. Şimdi bugün asıl konularından biri olacak. İçeride standart ISO 9001'e göre işte uyarlanmış hazır
kapı süreçlerinin konfigürasyonları zaten mevcut. Bu iş akışları zaten hazır. Bunlar üzerinden biz sadece süreci devam ettireceğiz. Zaten birazdan bir örnek göstereceğim. Bir kapa hani nasıl başlatılıyor, nasıl devam ettiriliyor. Ama genel olarak kapa talebi açılıyor, bir döft açılıyor. Ondan sonra bu ISO 9001'deki işte evaluation, root cause analysis, plan, implementation gibi fazları var. Yani kapa sürecinin şu solda gördüğünüz fazları var. Bu her fazda da Winchell'deki normal kullandığınız diğer iş akışları gibi düşünebilirsiniz. Her fazda çeşitli görevler alıyorsunuz. Kişiler, ilgili sorumlular üzerine taskler düşüyor. Ve bu taskları ilerletip en son effectiveness fazı var. Oradan sonra kapa closed oluyor, kapanıyor. Bu şekilde 7 adımdan oluşuyor ama bu her adımın içerisinde çeşitli fazlar var. Mesela şurada root cause analizinin içerisinde gerçekten birine root cause analizi yapması için görev düşüyor. İşte 8'de yapınız, 5 by analizi yapınız, o dokümanları gelip sistemle ilişkilendiriniz. Bu şekilde görevler düşecek ve root cause analiz tamamlanacak. Ondan sonra kapa plan vesaire bu şekilde aksiyonların alındığı diğer adımlara geçilecek. Kapa bu şekilde ilerliyor. Complaints dediği müşteri şikayetleri, Winchell'deki adı Customer Experience, yani müşteri deneyimi gibi çevirebiliriz. Customer Experience modülü. Bunun içerisinde de müşteriden gelen şikayetleri alıp değerlendirmeye aldığınız yine bir süreç, yani aynı kapa gibi düşünebilirsiniz. Mesela bunda da şöyle oluyor. Gene intake, evaluation, işte return, follow-up gibi bu şekilde fazlar olacak içeride. Ve bir şikayet geldiğinde işte bu şikayeti önce sistemde giren kişi girişleri yapıyor. Ondan sonra bu birinin önüne düşüyor vesaire. Bu şekilde yine hazır, önceden hazırlanmış bazı iş akışları var. Biz tabii çok uzun yani sürüyor şöyle. Şimdi burada baştan bir kapıyı başlatıp bitirmek, baştan bir customer experience'ı hani sıfırdan tamamlamak çok uygun olmayacak bir webinar içerisinde. Ya da bir işte uygunsuzluğu baştan açıp bitirmek. Ama bunların hepsinin önemli fazlarını az sonra bir demoda göstereceğim. Müşteri şikayetleri de bu şekilde sistemde kaydolabilecek. Bir diğer uygunsuzluklar. Uygunsuzluklar da yine aynı şekilde işte 9001'e göre konfigüre edilmiş. Ve aynı zamanda şu 21 CFR 820 dediğimiz bir medikal tarafta kullanılan bir standart var. Bunlara uygun olarak konfigüre edilmiş standartlar. Bir ve bir proses yine sistemde işleyen. Bunda da şöyle olacak. Yine non-conformance da aynı şekilde intake evaluation yani alındığı, değerlendirildiği ve araştırıldığı fazlar. Ondan sonra bir disposition plan var. Bunun da en önemli fazlarından biri. Yani eldeki uygunsuzluk olan sipariş geçilmiş parçaları ne yapalım? Mesela şurada sağ tarafta görüyorsunuz. Bunların burada işte bir tanesini rework'e gönderiyor. Bunu yeniden çalışıyor. Ama bir tanesini geri tedarikçiye geri yolluyor gibi. Yani sipariş geçirenlere ne yapalım konusu disposition'da tamamlanıyor. Ondan sonra Material Review Board dediğimiz bir yerde onaylanıyor ve uygunsuzluk kapatılıyor gibi düşünün. Bu şekilde hazır non-conformance süreçleri de ve arayüzleri de mevcut içeride. Az sonra göreceğiz. Ve son olarak burada audit, denetimler. Burada birinci ve ikinci seviye denetimler dediğimiz bu iç denetimler destekleniyor. Bu üçüncü seviye olarak nitelendireceğimiz dışarıdan size gelen bir denetim varsa mesela bir ISO denetimi sizi denetliyorsa bu tabii Winchill'de yapılamıyor. Onun bir Winchill kullanıcı hesabı olmadığı için ama sizin kendi içinizde yaptığınız denetimler ya da işte departmanlara yaptığınız denetimlerden bahsediyorum ya da bir tedarikçinize yaptığınız denetimleri Winchill içerisinde yürütebiliyorsunuz. Bununla ilgili bir örnek göstereceğim az sonra. Burası böyle. Burayı hızlı geçebiliriz. Auditinde aynı diğerlerinde olduğu gibi şöyle 5-6 adımlı, 5-6 fazlı bir süreci var Winchell'de auditlerin. İşte denetim talebi, planlanması, kapsamın belirlenmesi, denetimin uygulanması ve raporların alınması gibi. Denetim konusu da bu şekilde. Şimdi şöyle şunu tırsak. Auditten sonra son olarak Risk and Reliability'de gösterelim. Risk and Reliability ayrı bir arayüzde çalışan bir çözüm. Bunun içerisinde farklı farklı modüller var. Şurada gördüğünüz mesela Reliability Prediction, güvenilirlik blok diyagramları, FMEA'lar,
MSG3 dediğimiz biraz bakımla ilgili bir konu havacılıkta. Güvenilirlik merkezli bakım standardı. Daha sonra FTA dediğimiz hata analizi, emniyet analizlerinde kullandığımız. Maintainability bakımla ilgili bir analiz. Yani burada farklı farklı modüller var. Farklı amaçlar için kullanılan. Aslında bunların birçoğu şu anda zaten mesela savunma sanayi firmalarında özellikle kullanılıyor. Yani şu anda sektörü domine eden bu güvenilirlik analiz araçlarından bir tanesi. Onlar genellikle bu emniyet analizlerinde, bakım analizlerinde ve güvenilirlik tahminlerinde buradaki modülleri zaten kullanıyorlar ama kalite amaçlı değil. Bugün konumuz kalite olduğu için bunlara tek tek değmeyeceğim. Burası biraz güvenilirlik ve entegre lojistik destek ilgili olan kısımda da kalıyor aslında. Ama burada mesela FMEA aynen kaliteyle tamamen alakalı ve bunun nasıl kullanımı ile ilgili göstereceğim yani burayla olan entegrasyonu FMEA tarafıyla. Daha sonra aşağıdan devam edersek life cycle cost ömür devri maliyeti ve viable'lı gene güvenilirlik analizinde bir teknik viable analizi. Fracas gene failure reporting analysis corrective action system demek yani hata raporlama analiz düzenleyici aksiyon sistemi. Bu şey gibi düşünmeyin. Şurada mesela customer complaint yani müşteri şikayeti olarak değil de sahada sizin fark ettiğiniz sahada testlerde ya da üretim sırasında fark ettiğiniz arızaları kaydettiğiniz ve düzenleyici aksiyon aldığınız yapı yani frakas biraz döfe benziyor yani diyebilirim ama farklı bir metodoloji aslında ama savunma havacılıkta çok kullanılıyor yani bir FME'ye kadar aslında bilinen kullanılan bir çözüm ve buradan geçtiğimizde non-conformance, customer experience, kapa onları evet şimdi Winch'in içerisinde göstereceğiz. Buna da PTC QLM diyor. Quality Life Cycle Management. Yani PLM gibi. Sebebi de işte düzenleyici aksiyondan sonra yeni tasarımın yapılması, yeniden prediction yapılması, yeni FMEA'lar, yeniden safety analizi, tekrar arızaların raporlanması ve müşteri şikayetlerinin alınması ve tekrar bir düzenleyici faaliyette, üründe bir değişiklik. Bu sürekli bir döngü olarak devam ettiği için QLM döngüsü olarak da adlandırılıyor. Şimdi şey kısmına geçebiliriz. Ben direkt sunum üzerinden devam edebilirim. Pardon, demo üzerinden devam edebilirim. Evet. Şöyle açalım. Bugünkü ürünümüz bu. Şimdi şu şekilde bir montajı düşünün. Önce şundan başlasam daha iyi. PIPAP dokümanları ve doküman yönetim sistemini nasıl kullanacağız Winch içerisinde? Ondan başlayayım. Winch ile her zaman kullandığınız arayüzde Product, Library, şurada solda şu an tıklıyorum. Product, Library, Project, Program gibi ya da değişiklikler eğer Change Management kullanırsınız. Böyle menüler var. Ama bunun yanında şuraya Quality diye yeni bir sekme geliyor öncelikle. Bu Quality modülünü kurduğunuzda. Bu quality'nin altında da kapa, NC, non-conformance, customer experience, audit gibi yeni menüler geliyor. Yani şu quality Winch arayüzüne gelenler bunlar. Kapa, NC, customer experience, audit. Az önce gösterdiklerimden. Aynı şekilde risk and reliability dediğimiz diğer bu desktop uygulamasını açtığımızda da burada prediction, viable, RBD, Markov, diğer bahsettiğim FMEA gibi diğer modüller geliyor. Yani ikisi ayrı yerde çalışıyor diyebiliriz ama birbiriyle entegre bunlar. Ben bugün az önce dediğim gibi Winchill platformu içerisindeki kısımdan bahsedeceğim daha çok. Şimdi oraya gidersek. Öncelikle doküman yönetimi. Kalite doküman yönetimi bu quality altında yapılmıyor. Kalite doküman yönetimi aslında PDM altında doküman yönetim fonksiyonlarıyla yapılan bir şey. Böyle herhangi bir product'ın altına gittiğinizde mesela burada klasör yapınız oluyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Normalde siz burada nasıl CAD dokümanlarını tutuyorsunuz. Winchill partları tutuyorsunuz. Değişiklik taleplerini, yayın süreçlerini. Ama burada kalite dokümanları diye de bir klasör açıp bunun altında tüm PIPAP dokümanlarını kendi klasörlerinde, mesela kontrol planlarını burada, tasarım FMEA'lar, Design Verification planlar, Lesson Learned dokümanları, işte Measurement System Analysis dokümanları. Mesela buradaki o PIPAP sırasında artık hangi dokümanlar zorunluysa onları burada
Bunların altında tutuyorsunuz ve bunları vinç ipatları işlendiriyorsunuz. Mesela ben burada kontrol plana geldiğimde, evet burada bir adet kontrol planı görüyorum. Evet, bu kontrol planı mesela şu diğer tool'da FMEA modülü kullanılarak hazırlanmış bir kontrol planı. Process FMEA'dan sonra hazırladığınız bir kontrol planı. Onu Vinci'de doküman olarak bir PDF olarak oradan aldığınız raporu yüklüyorsunuz. Daha sonra bunu gidip ürün ağacıyla ilişkilendiriyoruz. Mesela ürün ağacındaki parçaya gidiyorum. Evet. Şöyle çok küçük bir switch sadece. İki tane part'tan oluşuyor. Şimdi ben bunu gelip bu partlardan bir tanesini şöyle şuradan show all diyerek genişlettiğimde görüyorsunuz bu üst alttaki konnektörün mesela switch'in alt tarafındaki parçanın kontrol planı, FMEA'sı, DVP'si, Lesson Learned Form'u hepsi kendi revizyonlarıyla burada tüm PPAP dokümanları kaydolmuş durumda. Bunu bu şekilde yani siz normalde eğer bunu kullanmıyorsunuz doküman yönetimi fonksiyonlarını Winch'le. Bunu genişlettiğinizde altında sadece bir kriyo datası ve teknik resimleri görürsünüz. CAD datalarını yani. Ama doküman yönetimi fonksiyonları ile birlikte burada dokümanları da Winch partla ilişkili olarak revizyonlarıyla yönetebiliyorsunuz. Aynı şekilde bunun da altında, diğer parçanın altında da onun dokümanları. Ve bunu tüm revizyon takibini yapabileceğiz. Yani bu A iken altında neler vardı? Bu B iken altında neler var? Bunları Winch'in product altındaki doküman yönetimi fonksiyonlarıyla dediğim gibi hallediyoruz. Daha sonra buradaki ürün ağacının aynısı yani buradaki BOM şuradaki diğer tool'umuza Winch Risk and Reliability dediğimiz şu tool'a senkronize olarak geliyor. Mesela şu ekranda görüyorsunuz. Aynı 3 parçalık ürün ağacı burada gelmiş. Buradan Winch sekmesi var yukarıda. Winch'in altında mesela View Thumbnail diyelim. Şu sağ tarafta da Winch'teki o küçük resim görüntüyü görüyorsunuz. Önce Winchill'deki BOM'u, ürün ağacını buraya alıyoruz. Bu tool'un içerisinde. Bunu burada Synchronize System Tree diye buton var. Buna bastığınızda ürünün en güncel halini alıyor. Winchill'deki parametreleriyle de beraber. Daha sonra burada kalite analizlerini yapabiliyoruz. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bu araç kalite analizi tool'u. Yani nasıl bir ANSYS mesela mekanik analiz yapma programıysa yani tasarımcılar hem Cray'i kullanıp daha sonra da mesela ANSYS analizlerde ANSYS tarafında analizleri yapıyorsa burası da kalite mühendisleri için analizin yapıldığı yer. Ama Winchill platformu kalite süreçlerinin, kurumsal kalite süreçlerinin ve dokümanların yönetildiği yer. Yani şurası. O yüzden biz analiz almak için bunu dışarıya alıyoruz. Çünkü orada farklı bir program çalışıyor aslında. Arkada farklı, tamamen farklı bir program çalışıyor diyebilirim yani. Ama tamamen Winchill ile de entegre. Mesela bu entegrasyonun ilk başta şöyle BOM entegrasyonu. Şurada gördüğünüz. Burada şuradaki parametreler mesela bunun parça sınıflandırması, kategorisi, alt kategorisi, adı, numarası bunlar hep Winchill'den geldi. Şu üzeri silik olarak gözükenler Winchill'den geliyor. Burada Creo'dan da gelen bir şey var. Az önce bahsettiğim PTC'nin patentli çözümü dediğim. Creo'dan mesela bir kritik kontrol karakterisi burada tikli olarak gelmiş bir tane tolerans. İşte 5.08 10 üzeri eksi 5 burada metre cinsinden vermiş. Olacakmış bu tolerans. Bu tolerans da şuradaki mesela bir kontrol planı ile ilişkilendirilmiş. Şurada onu görüyorsunuz. Ve bu kontrol planı da buradan ona da bir tane FMEA kontrol planı ile ilişkilenmiş. Buradan FMEA'yı aktif edip o kontrol planına da gidebileceğiz mesela. Şöyle FMEA table diyelim. Process FMEA. İşte burada bir kontrol planı var. Mikrometre ile ölçülecek. Tolerans buraya otomatik geldi. Elle yazmadık. Tolerans bu olacak. Ve bu da bir FMEA'daki bir hata moduyla aynı şekilde ilişkilendirilmiş olabiliyor. Yani bu şekilde Creo'daki bir kritik kontrol karakteristiğini önce ürün ağacını buraya alıp daha sonra FMEA'sını yapıp daha sonra bir kontrol planında bunun nasıl kontrol edileceğini gösterebiliyorsunuz. Bunlar için işte Excel'leri kullanmaya gerek yok. Şimdi Excel tabii ki çok kullanışlı bu tarz şeyler için ama ürün revizyon olduğunda bakıyorsunuz FMEA'nız hala eski revizyon FMEA'sı. Mesela bu tarz şeyleri gözden kaçırmamış oluyorsunuz yani. Şuradan synchronize dediğinizde buraya yeni ürünün görünümü gelecek direkt. Siz yeni FMEA'yı yapacaksınız. Ve zaten Winchill'de bunun için bir task almış olacaksınız FMEA güncellemesi diye.
Bunlar bu şekilde işte arayüzlerden, dijital platformlardan yapılıyor olacak. Çok fazla buradaki diğer modüllerden bahsetmeyeceğim. Sadece bu design'dan FMEA'ya geçiş ve kontrol planı ilişkisi bundan bahsetmek istedim. Bunlarla ilgili sorunuz olursa ayrı olarak ulaşabilirsiniz böyle bir ihtiyaç varsa. Biraz risk ve reliability tarafında kaldığı için şimdi burayı kapatıyorum Winchell tarafıyla. Devam edeceğiz. Şimdi şurada az öncekini açarsak doküman yönetimi kısmı aslında bundan ibaret. Yani ve buradaki dokümanların tabii tüm online yayın süreçlerinde bunun içine katmanız lazım. Bunların release süreçleri. Mesela bir tanesini gittiğimde bilgi sayfasına. Bu bir doküman. PDF'miş diye. Şu an inworked. İşte bunun release olması, yayınlanması süreci. Şuradaki. De tabii ki Winchell'in en temel fonksiyonlarından yani release süreçleri. Onlar da burada yapılacak. Kalite dokümanlarının onay yayın süreçleri. Şimdi şu tarafa geçersek. Burada şöyle bir demo olacak. Önce şu gördüğünüz parça, şöyle yakınlaşırsam. Taşıyıcı kol. Bununla ilgili çok fazla müşteri şikayeti geliyor sistemde. Onları göstereceğim. O müşteri şikayetlerinden sonra bunu bize yollayan tedarikçiye denetime gideceğiz. Winchell'de bu denetimi yapacağız, onu göstereceğim. Daha sonra bu denetim sorununda bir uygunsuzluk bulup uygunsuzluk açacağız tedarikçi için. Winchell'de yapacağız bunu da. Ve bu uygunsuzluktan sonra bir döf açılacak ve bunun tasarımı değişecek. Bu döfü de Winchell'de yapacağız. Tasarım değişecek, değişiklik bildirimi bunlar da Winchell'de. Yani bu parçayla ilgili bunun ömür devrindeki tüm yaşadığı süreçler burada ekranda şimdi göstereceğim. Böyle şu parçaya gidersek mesela bu parçanın kendi bilgi sayfasına şu parça. Bunu CryoView'de açarsak öncelikle herkes bunu CryoView'de açabilir. Yani bu Enterprise Visualization dediğimiz bir kalite tarafından bir personel bunu sahne içerisinde Winchell'de açıp görüntüleyebilecek. Bir Creo lisansına ihtiyaç durmadan ya da tasarımcı arayıp buranın ölçüsü neydi vesaire sormadan. CryoView ile görüntüledik. Şimdi bu parçanın önce şu Queen dediğimiz kullanıcıyla ben login oldum. Bu kalite mühendisi. Queen'in ana sayfasına gidiyorum Winchell'de. Burada aşağıda raporlar var. Mesela kalite tarafında böyle kurumsal raporlamalar da yapabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi işte uygunsuzluk dashboardu, kapa dashboardu, audit dashboardu, design review. Ben compliance dashboard. Yani gelen şikayetleri göreceğim bir rapor var. Onu açacağım. Şuraya tıklayarak raporu açıyorsunuz. Ben burada daha önceden açtım. Complaint report şu şekilde. İşte burada grafiksel görünümler de oluşturabiliyorsunuz. Mesela en fazla işte gelen müşteri şikayetlerinin %10'u Kanada'dan, %24'ü İngiltere'den geliyormuş gibi. Ya da bunların failure modlarına göre, bakın şurada görüyorsunuz, hata modlarına göre bu gelen şikayetleri, burada bir classification durumu var. Ya da en çok gelen parça adına göre. Mesela benim az önce gösterdiğim parça şuydu. Spindle Mah dediğim şuradaki taşıyıcı kol. Bununla ilgili olan hata arıza kayıtlarını görüntülemek istiyorum. Buna tıklıyorum. Bakın şu aşağıda sadece bununla ilgili olan 12 tane arıza kaydı açılmış. Sayı çok fazla diye ben bu tedarikçiye denetime gideceğim birazdan. O yüzden buradaki arızalardan birine gidelim önce. Bu arıza kaydı nasıl açılmış onu görelim. Tıkladım. Evet, Customer Experience diye bir şey açıldı. Bu yeni bir obje. Mesela şu ana kadar hep Winchell'de Creo, yani CAD dokümanı ve Winchell partları, teknik resimleri görüyordunuz ve dokümanları eğer kullanıyorsanız doküman yönetimi kısmını. Ama artık mesela Customer Experience diye, Kapa diye yeni objeler gelecek. Bunların kendi detay sayfaları, kendi structure'ları, timeline'ları ve süreçleri olacak. Şimdi bundan bahsedeyim. Burada nasıl bir şey olmuş? Spindle Mat tedarikçisinde çok ciddi işte yaralanmaya sebep olan bir arıza meydana gelmiş bununla ilgili. Bu yüzden bir şikayet gelmiş müşteri tarafından. Ve durumda zaten yaralanma olduğu için biraz safety ile de alakalı. Şimdi burada audit'e gidilecek. Ama bunda mesela ne yapalım? Şunu structure'ına da gidersek. Bu customer experience'in yani müşteri şikayetinin diyeyim. D18 numaralı müşteri şikayetinin intake fazında
neler yapılmış, kimler neler söylemiş burada. Ve işte Evaluation fazında neler söylenmiş, mesela serious injury oldu vesaire ve işte safety ile alakalı mı? Evet gibi değerlendirmeler yapılmış. Ve şu anda şurada close yazan şu sağ üst taraftaki faza basarsam normalde mesela eğer değişiklik yöntemi süreçlerini kullanıyorsanız orada olmayan bu şekilde her faz geçişinde nelerin yapıldığını gösteren adım adım intake, evaluation, in progress fazlarında nasıl ilerlememizi gösteren diyeyim. Bu şekilde bir şey açılıyor. Şu anda fark ettiyseniz hepsi yeşil. Yani ben close'da kadar bu şikayeti kapatmışım aslında. Halihazırda kapanmış bir müşteri şikayeti gösteriyorum. Bu şekilde yapıyorsunuz buradaki tüm fazları. Ve tek tek işte bundan etkilenen lokasyon, etkilenen personel, etkilenen lokasyon ve burada bununla ilgili aktiviteler. Demiş ki bir root cause analizi yapın ve işte müşteri ilişkileri işte merkeziyle görüşün vesaire. Bununla ilgili aksiyonları atamış. Bunları bir kişiler gidip yaptılar. Mesela Rita'ya esayen edilmiş bu. Rita gidip bunu yapıyor. İşte aynı şekilde diğer görevde bu müşteriyle ilgili root cause analizi yapılacak. Rita bunu yapıyor. Bundan etkilenen ürünler. Mesela bu Spindle Mark, az önceki Winch Impact'lar. Ve son ürün. Aynı şekilde. Use Snow adlı benim en son az önce açtığım o kar aracı diyeyim. Bundan etkilenmiş. Ve summary olarak bunu burada en son görebiliyoruz. Bir özet. Ve bunun ilişkileri. İlişkilerden kasıt şu. Şimdi burada mesela bununla ilgili, bu müşteri şikayetiyle ilgili bir adet non-conformance, şurada uygunsuzluk, bir adet de kapı request açıldığını görebiliyorum. İlişkili olarak. Bunları direkt buradan da gidebilirim yani bu şikayetle ilgili nasıl bir daha sonra uygunsuzluk açıldı ya da nasıl bir döf yapıldı. Ama önce audit'i göstereceğim. Çünkü bu şuradaki şu tedarikçiye audit için denetim için gidiliyor. Burada Queen'in üzerindeki şuradan audit tasklarına bakıyorum. Audit tasklarında aşağıda mesela şu 101 numaralı audit 101. Evet, bu Spindle Mat dediğimiz taşıyıcı kolla ilgili tedarikçiye gideceğimiz denetim. Buna tıkladım. Burada da nasıl bir denetim? Şimdi ona bakalım. Şimdi bakın audit diye bir şey geldi buraya. Denetim diye. Burada evet, functional safety audit yapılacakmış. Fonksiyonel emniyet denetimi tedarikçide. Ve işte bir otomotiv standardı olan ISO 26262'ye göre functional safety standardı. Buna göre bir denetim yapılacak. Bu denetim sırasında neler denetlenecek? Bakın burada tek tek yazılmış. İşte subsection 8'de bunlar denetlenecek. Burada bunlar denetlenecek. İşte functional safety management ile ilgili kısımda şurada gördüğünüz bu denetimler yapılacak. Ve bunların açıklamaları. Bunlar burada hazır şablonlar olarak gelebilir. Ve sağa doğru gidersek bu denetimlerin sonuçları. Bu da çünkü, işte neden sonuçları diyorum. Denetimde audit tamamlanmış, planlanmış, audit talebi açılmış, denetim planlanmış, daha sonra denetim gerçekleşmiş ve kapanmış. O yüzden burada bir şeyler görmem gerekiyor denetim sonuçları. Şöyle sağa doğru kaydırdık. Evet, burada şöyle bir sonuç var. İşte Spindle Mach'la ilgili CTQ Dimension, Critical Quality ölçümleri teknik desimde girilmemiş. Bu yüzden işte bir majör uygunsuzluk verilmiş. Majör olduğunu da şuradan anladım bu arada. Şurada majör yazıyor. Majör uygunsuzluktan dolayı Winch ile de bir uygunsuzluk açılmış. O uygunsuzluk burada. Şimdi buna gidiyorum. Şimdi non-conformance'a gittik. Yani müşteri şikayetinden sonra bir denetime. Denetimden sonra açılan bir uygunsuzluğun içine geldim. Bu uygunsuzluk denetim sonucu otomatik olarak açılıyor. Şöyle Safety Audit Finding diye açıldı. Bunun da yine belli başlı fazları var. Hatta bu daha kapanmamış. Intake, Evaluation, Investigation. Bakın şu an Disposition'da. Yani elimdeki parçaları ne yapacağım? Bu tedarikçiden aldığım, diyelim şu an 500 tane parça var ama majör uygunsuzluk açılmış bir tanesiyle. Bu parçalarla ilgili. Elimdekileri ne yapacağım? Şimdi disposition'da buna karar vereceğiz. Ama neler tamamlanmış? Intake, evaluation, investigation bunlar tamamlanmış. Yani şöyle structure'a geliyorum.
Bu denetimde bu uygunsuzlukla ilgili bu iki parçada ve bunların safety dokümanlarında ve bir tane ISO 9001 dokümanında mesela etkilenmiş bundan. Ve bir adet eğitim bundan etkilenmiş. İçeride bunun mesela montajı ile ilgili bir eğitim ya da bilmiyorum ne olduğunu. Bir tane eğitim almış. Şu numaralı. 2649 numaralı numarasıyla başlayan eğitim etkilenmiş. Ve şu tedarikçi bundan etkilenmiş. Sonra işte talebin açılması ile request kısmındaki girdiler. Bu denetim neden açıldı? Vesaire. Review kısmındaki bilgiler. İşte denetçi tanımlandı. Şunlar yapıldı, bunlar yapıldı. Investigation kısmında bu uygunsuzlukla ilgili investigation'da neler yapıldığı girilmiş. Mesela Spindelmach'ın CTQ gereksinimlerini karşılamadığı tespit edildi. İşte ve consider kapatı correct issue. Problemi çözmek için bir döf önerildi. Bu şekilde investigation tamamlandı. Sonra disposition plana geliyorum. Şimdi disposition plan altında rework'e ve return'e gönderilen parçalar var. Mesela return için 500 adet. Şimdi bunun bir sol taraf, aynısından bir sol teker dediğim bir de sağ tekerde olduğu için sol kayakta ve sağ kayakta 500 tanesi geri gönderilecekmiş tedarikçiye. Ve sağ tarafta da 500 tanesi yine return olarak geri gönderilecek. Rework'te ne var bakalım? Evet, bir tane training vardı yukarıda etkilenen. Şu training. O da rework'la yeniden çalışılacak. Bir adet training ya da yeni bir training verilecek. Artık nasıl bir durumsa. Disposition planı bu şekilde tanımlıyoruz. Ve bunda da mesela şöyle gelirsem non-conformance management kısmına. İşte bu rework görevini bir kişiye atmışım. O kişi burada bunu görüyor. Ve rework'i yaptıktan sonra görevini kapatıyor. Aynı şekilde herkes rework ve return görevlerini kapatınca disposition kapanıyor. Close'da geçiyor yani. Konu bu şekilde ilerleyecek. Ve son olarak bununla ilgili açılan kapıya bakalım. Daha fazla da webinar'a da geçin istemiyorum. Ben 45 dakika 50 dakikayı. Şöyle bunu bir kapatırsak. Şuradan tekrar gideyim. Custom Experience'e geldik. Bunun ilgili audit'e gidelim biz. Şuradan direkt NC'ye gidelim. Evet. Structure'a geldik. Associations kısmı var bunun da. Bu da fark ettiyseniz bu uygunsuzluk 4 adet Customer Experience ile ilişkili. Yani 4 tane müşteri şikayeti bu uygunsuzlukla ilişkili. Aynı zamanda bir adet audit, şurada az önce açtığım audit ve bir adet de kapa. Şimdi artık en sonunda kapaya geçelim. Şimdi kapada şöyle bir şey var. Bu arada bir saniye. Tamam. Kapada şöyle bir şey var. Yine yeni kapa talebi açılıyor ve işte kapının da adımları var şurada gördüğünüz. Implementation'da şu anda bu kapı. Henüz tamamlanmamış. Intake, Evaluation, Investigation, Plan, Implementation bu şekilde adımları var işte 9001'e göre. Bunlar tek tek tamamlanıyor burada. Bunun altında da yine kapına etkilenen site, etkilenen objeler. Bakın gitgide artıyor fark ettiyseniz. Yani uygunsuzluktan kapıya doğru geçtikçe. Etkilenen personel ve lokasyon. Kapı talebi sırasında girilen bilgiler. Mesela ne demiş? Birçok şikayet ve uygunsuzluk işte raporlandı bununla Snow Mobile ile ilgili. Ve komple bir investigation yapılması gerekiyor kök sebebin bulunması için. Ve planlanıp çözümlenmesi gerekiyor konunun demiş. Değil mi? Kapının talebinde bu şekilde açılmış. Sonra kapının review'ü. Investigation kısmı. Mesela burada root cause analiz investigation dedi. O yüzden burayı gösterebilirim. Şurada demiş ki mesela five way analizi ve fishbone diyagramı kullanılarak root cause analizi yapılacak. İşte CTQ dimensioning işte ile ilgili bir şey yapılacak gibi gelmiş. Altta da mesela five way analizi dokümanı, fishbone dokümanı ve bir tane PVZ nasıl bir artık iyileştirme yapıldıysa bunu gösterecek mesela. Muhtemelen
Şöyle, şimdi onu açmayalım ama bu da bir PwC dokümanı. Bunun altında işte CTQ değerleri yeniden düzenlenecek, kontrol edilecek. Doğru mu değil mi onlara bakılacak. Uygunsuzluk bununla ilgiliydi. Buna bakılıp yenisini zip de koymuş oraya. Yeni PwC dosyasına. Yani şunu açarsak diğerinden muhtemelen farklı bir dosyamız var. Sonra kapının planlanması. Planın altında yine taskler atıyorsunuz işte. Mesela diyoruz ki burada sen git SOP trainingini güncelle. Sen de git Spindelmach'ın yeniden tasarlanması. Parça yeniden tasarlanacakmış. İki kişi birine tasarım görevi, birine eğitimin yeniden düzenlenmesi görevini atadık ve kapıyı kapatacağız en son. Kapının nelerle ilişkili olduğuna bakalım. Kapı sistemdeki objelerden, yani bu döf, sistemdeki objelerden müşteri customer experience'la, müşteri şikayetiyle ve uygunsuzlukla ilişkili. Aynı zamanda yukarıda bakarsanız değişiklik bildirimleri de ilişkili. Yani yeniden tasarla demiştik. Bakın yeniden tasarlama görevi şu mesela. Tasarımı güncelleyiniz. Bu bir kişiye gitti. Şimdi bunun içine gitmeyeyim artık. Değişiklik talebini yani birçoğunuz kullanıyor biliyorsunuz Winchill'den. Değişiklik talebi değişiklik bildirim süreci. Onun içerisine de CAD dokümanları artık giriyor. Ve CAD dokümanının yeni revizyonu yayınlanarak çıkıyor. O çıktıktan sonra da bu kapa kapanıyor. Yani o görevler tamamlandıktan sonra. Mantık bu şekilde. Umarım hızlı bir şekilde anlatabilmişimdir. Şimdi eğer ki varsa sorularınızı alabiliriz bu konuyla ilgili. Şöyle geçelim. Chat kısmından yazabilirsiniz soruları. Evet, questions kısmı. Evet, nerede bunlar depolanıyor? Bunlar şöyle. Göstereyim orayı. Açtık. Browse Quality. Demiştim ya başta quality diye yeni bir şey geliyor diyor mesela. Kapıya tıkladığınızda tüm kapalar burada. Tüm açılmış kapalar burada. İşte buradan gelip non-conformance'a tıkladığınızda tüm uygunsuzluklar bunun altında. Customer Experience tıkladığınızda tüm açılmış müşteri şikayetleri bunun altında. Yenisini açacaksak buradan açıyoruz. New Customer Experience diyorsunuz. Şöyle bir ekran açılıyor. Bu aynı New Promotion Requestler gibi, New Change Requestler gibi bir ekran. Bunun altında ilgili alanları dolduruyorsunuz ve açılıp bu ilk intake fazında başlamış oluyor yani hayatına. Aynı şekilde audit dersek de tüm auditler burada. Yeni bir audit yapacaksak buradan new audit diyoruz. Hepsi buradan açılıyor. Başka bir yerden yenisini açamıyoruz. Aslında açıyoruz şöyle. Sağ tıklayarak açabiliyoruz. Mesela bir parçaya gidersem yine şuradan. Burada parçamız kalmadı. Evet, parçanın yanında new dediğimizde evet, bu kullanıcı açamıyor şu an ama normalde bir parçaya sağ tıklayıp new deyip geldiğinizde burada kullanıcı yetkileri dahilinde yapabildiği işlemler var. Evet, buradan new promotion request, new change request açar gibi new kapa request, new NC açabileceğiz. Bu şekilde. Başka bir soru. Ürün seri numaralarına göre mi takip yapılıyor? Customer Experience CRM entegrasyonu yapılabilir mi? Evet, şimdi seri numarasına göre takip yapılmıyor burada. Yani öyle bir şey ayarlanabilir ama bu biraz Winchill'in Effectivity yönetimi kısmına giriyor. Yani seri numaralarını Winchill'e tanımlıyorsanız evet buna göre takip yapılabilir. Ama önce Winchill'de seri numarasına göre parça takibini devreye almış olmamız lazım. Yani seri numaralarını Winchill'in biliyor olması lazım. Eğer öyle yapmıyorsak yani bu seri numarası da olur bu arada Effectivity dediğim kısım. Tarih de olur yani. Şu tarihten önceki parçalar ya da bu tarihten sonraki parçalara etkilensin bundan gibi. Ama konu biraz konfigürasyon yönetiminde Effectivity kısmını kullanıp kullanmamanızla ilgili. Customer Experience'ın CRM entegrasyonu yapılabilir mi? Şimdi şöyle yapılabilir. Halihazırda bizim diğer programlarla bu entegrasyonu sağladığımız bu integral grup bünyesinde geliştirdiğimiz bir tool var, bir adaptör diyeyim. ConnectWorks dediğimiz. Bu herhangi bir third party bir yazılımla PTC çözümlerini entegre ediyor. İşi bu. Mesela SAP ile entegrasyonu yapabiliyoruz. Aynı şekilde herhangi bir CRM
tool'uyla da entegrasyon yapılabilir. Ama dediğim gibi daha önce yapmadık. Ama mümkün olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bunu yapan bir ayrı bir yazılım var, kendi geliştirdiğimiz. Onun lisansını almanız gerekiyor. Ve bu entegrasyon yapan arkadaşlarımız var. İspanya'da yine onlar da. Onlardan destek almamız gerekiyor tabii ki. Ama evet, yani herhangi bir, sadece CRM değil, ERP, CRM tarz kısımlarla entegrasyonu yapabileceğiz. Başka bir soru var mı bakalım? Evet, ürünle ilgili değil. Evet, ürünle ilgili değil. Herhangi bir iş akışında bir uygunsuzluk tespit ettiysem düzenleyici faaliyet başlatabiliyor muyum? Evet, başlatabiliyorsunuz. Yani şimdi herhangi bir süreçle ilgili uygunsuzluğu açıp bunu Affected Object'e bir ürün eklemek zorunda değilsiniz. Ama uygunsuzluğu açtıktan sonra o sürecin adını yazarak mesela uygunsuzluğu açıp daha sonra onu aynı az önce gösterdiğim şekilde takip edebiliyorsunuz. Onunla ilgili kapayı deden yani döf sürecini de yine aynı şekilde takip edebiliyorsunuz. Sadece o uygunsuzluğun o affected obje kısmında bu süreci görmezsiniz. Ya da şöyle, bu süreçle ilgili bir doküman varsa sistemde bunu mesela görebilirsiniz. Ama evet, kesinlikle yani süreçle ilgili de bir uygunsuzluk başlatabilirim ya da bir döf. Sonra Feridun Bey demiş ki test raporlarının tamamını Winchill'de tutmak mantıklı mı? O da şöyle, şimdi tamamını Winchill'de tutan evet müşterilerimiz var mesela özellikle otomotiv tarafında test süreçlerini hatta Winchill'de tutup test dokümanının da fazları var işte testte mesela test başladı, test sonuçlandı, geçti, kaldı. Dokümanın böyle fazları var. Bunları tutup bu tüm testleri de ürünün altına ilişkilendirerek bağlayan mesela bir müşterimiz var. Bunu çok memnun olarak kullanıyor. Bence mantıklı. Yani bu testler ürünle ilgili olan testleri ürüne bağlı olarak tutmak ve revizyonla bağlı olarak tutmak çok mantıklı bir şey. Ben öneririm diyorum yani. Hep bunu öneriyoruz. Test raporlarını, analiz raporlarını, ürünle ilişki olan tüm dokümanları Winchill partının altına bağlı tutmayı hep öneriyoruz. Başka soru var mı bakalım? Ha, bunların raporlanması. Son olarak bir de bu var sanıyorum. Onu da şöyle göstereyim. Buraya geldiğinizde ana sayfanıza altta biliyorsunuz Saved Reports var. Çok güzel kalite raporları alabiliyoruz. Mesela ben Kappa Dashboard'a gelip View Report diyeyim. Açıldı. Evet, mesela açılan kapaların işte risk seviyelerine göre şurada bir sınıflandırmışız. Ya burayı tabii istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Bunlar bizim hazır yaptığımız şeyler. Değiştirilebilir yani. Herhangi bir şeyi burada raporlayıp grafiklendirebiliriz herhangi bir parametreye göre. Mesela en çok kapı açılan parça numaraları. Burada işte kapanın nereden geldiği mesela. Nonconformance'dan %22'si döflerin uygunsuzluktan geliyormuş. %33'ü direkt müşteri şikayetinden sonra geliyormuş. İşte %11'i kendi iç denetiminizden geliyormuş. Management review'den geliyormuş vesaire. Böyle bir sınıflandırma var ve tüm açılan kapıları da şurada aşağıda görüyorsunuz. Şu an complaint'e tıkladığım için Complaint'ten gelen, şöyle tıklarsam, tüm mesela kapaları şöyle görüyorum ya da uygunsuzluktan gelen. Bu şekilde. Aynısının audit için de bir raporu var. Audit dashboard. Mesela burada nasıl bir şey yapmışız bakalım. Evet, audit'in ISO quality system'la alakalı auditler, bir de iç auditler. Bunların yüzdeleri mesela burada gördük. Daha sonra auditlerin hangi fazda olduğuna göre şu anda mesela kapanan %47'si kapanmış denetimlerin %35'i planlamada işte şu an yapılan burada bir tane var. Adetler de yazıyor. Bir adet burada, 8 adet burada gibi. Ve auditörler kim? Mesela %24'ünde Queen iken %76'sında Robert diye bir arkadaşımız. Daha sonra son olarak kapıyı gösterdik. Audit'i gösterdik. Compliance'i en başta göstermiştim. Bir de non-conformance raporunu göstereyim. Ve biraz kafanızda daha çok şekillenmesi için. Evet, burada da uygunsuzlukların gene parça numaralarına göre en çok hangisiyle ilgili açıldığı.
ve uygunsuzluk tip mesela auditten kaynaklı uygunsuzluklar var açılan. Final inspection'dan kaynaklı, incoming material'dan işte giriş kalite kontrolüyle alakalıdır belki bilmiyorum. 5 %5'i ve süreç içerisindeki uygunsuzluklar %13'ü. Yani illa ben az önce örneği auditten uygunsuzluk açtım ama böyle düşünmeyin. Mesela in process manufacturing den de açılanlar burada gözüküyor. Aynı şekilde dokümantasyonla ilgili material product'la mesela iç audit, qualitative audit vesaire kategorisine göre de şey pardon uygunsuzluk burada görebileceksiniz bu şekilde. Toplam 38 tane. Mesela ben burada internal açılmış non-conformance'lara gelirsem 14 tanesi burada aşağıda geldi yine. Raporlarda bu şekilde. Başka soru var mı? Yoksa yavaştan sonlandıralım. Yüzden kaçırdığım yok umuyorum. Evet. Evet, bir saate çok yaklaştık. Geçmeyelim zaten. Burada sonlandırabiliriz. Yine konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa maille ulaşabilirsiniz. Ve en son olarak lisanslama tipinden de bahsedersem normal Winchell PDM lisanslarınız zaten varsa üzerine sadece QMS'in bir ekstra lisansını almanız gerekiyor. Onun dışında bir şeye ihtiyacınız olmuyor. Ama hiç Winchell'iniz yoksa önce PDM linkinizin daha sonra da bu QMS ekstra add-on'unun diyeyim alınmış olması gerekiyor. Ki şu şeye şöyle gelirsek şuraya quality gelsin ve altında kapalar, NC'ler gelsin. Bunu istiyorsak ekstra bir QMS tarafında modül almamız gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Webinarı sonlandırıyorum burada.